Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın bugün 4. günü. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez ifade verdi. Peki neler söyledi? Davayı Paşa Alyurt takip ediyor. Hemen detayları kendisinden öğreneceğiz. Paşa sendeyiz. Davanın 4. duruşması devam ediyor Meltem. Özellikle en çok kritik çizimlerden biriydi ki Selman Bozkurt bu davada özellikle sanık beyan ifadeleri yine bunun dışında sanık avukatlarının beyanlarında işaret edilen bir isimdi. Bu noktada özellikle Selman Bozkurt'tan silahından çıkan kurşunla Sinan Ateş'in öldüğü iddiası vardı. İşte bu isim dinlendi ancak siz de az önce ifade etmiştiniz. Ayşe Ateş de bugün ilk defa dinlendi ve özellikle buradaki hiçbir sanığın serbest bırakılmaması gerektiğini ve delil karartma şüphesinin olduğunu vurguladı ve bu süreç itibariyle de bu davada özellikle bu yargılamayı yakından takip edeceklerini ifade etti. Diğer noktaya bakacak olursak Selman Bozkurt'a doğrusu dönecek olursak burada özellikle müşteki ifadeleri devam ediyor ki yani kritik isimdi. Burada Doğukan Çep yine davanın özellikle bu yargılamadaki azmettiricileri konumunda olan bir isim. Burada çıkan Sinan Ateş'in ölümüne neden olan o öldürücü nitelikteki kurşunun Selman Bozkurt'un silahından çıktığını iddia etmişti. Diğer noktada tabii özellikle sanık avukatları da bu durumu ifade ediyordu. Ne dedi peki? Sinan Ateş canım ciğerim özbe abim gibidir sözleriyle başladı ve bu noktada özellikle olay günü Sinan Ateş'in kendisini tehditler alıyorum dikkatli olun uyarısı yaptığını söyledi. Özellikle tetikçi Eray Özyağcı'yı kastederek de şahıs çömelir vaziyette abime doğru ateş etti. Ben de acı hissettim, siper aldım, nefes almakta güçlük hissediyordum ifadelerini kullandı. Şahsın ateş ettiğini gördükten sonra Sinan Ateş'in özellikle o cuma namazı dolayısıyla belindeki silahı kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek kendisine verdiğini, çıkışta da kendisinin bu silahı unuttuğunu, ona Sinan Ateş'e vermekte unuttuğunu ifade etti ve o silahla birlikte de o havaya bir iki el ateş ettim. Sonrasında da abimi o halde görünce kendimde dizlerimin üzerine yıldım ifadelerini kullandı. Özellikle Doğukan Çep'in avukatının çeşitli soruları vardı. Buradaki müşteki sıfatına da olan, yani olayın mağduru sıfatı konumundaki Selman Bozkurt'a ne dedi peki? Yüzün hiç Sinan Ateş'e dönük oldu mu diye sordu. Olmadı diye cevapladı Selman Bozkurt. Yine mermi markalarını biliyor musunuz diye sordu. Burada bunu bilmem mümkün değil ifadelerini kullandı. Özellikle Ahmet Keçik de yine olay sırasında Sinan Ateş'in yanında bulunan isimlerden biriydi. Ve bu noktada Ahmet Keçik'e talimat vermedim, silahları ofise götür diye bir talimatta bulunmadım ifadelerini kullandı Selman Bozkurt. Tabi duruşma şu anda devam ediyor. Özellikle müşteki avukatların beyanlarıyla devam ettiğini ifade edelim. Bugün itibariyle yine o müştekilerin ifadelerinin alınması devam edecek. Eğer zaman kalırsa tanıklar dinlenecek ya da kalmazsa ilerleyen günler, yani yarın diye ifade edebilirsek yarın tanıkların ifadesi alınacak ve bu süreçle birlikte de bir ara karar verilmesinde beklendiğini ifade edelim. Gelişmeler oldukça biz yine buradan kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü ile birlikte o son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Meltem. Peki, çok teşekkür ediyoruz hem Paşa hem de kameraman arkadaşımıza. Efendim